mayıs ayına da aslında yani biz hem yeni aylara ve dolunay enerjilerine bakıyoruz. Bu ay gerçekten parayı çok konuşacağız. Yani cebimize giren parayı konuşacağız, cebimizden çıkan parayı konuşacağız. Yatırımlarımızın ne yaparsak paramızı daha fazla çoğaltırız. Hı hı hı. Bunları konuşacağız. Çünkü boğa burcu biriktirmekle bağlantılıdır. Hı hı. E, verimli kılmak, üretmek, biriktirmek, çoğaltmakla bağlantılı olduğu için aslında hepimizin aklında tek bir şey var. Bir düşünce var. Yani belirli maaşlarımız var. Hepimiz hı hı. çeşitli alanlardan paramızı kazanıyoruz ama paramız nasıl erimez? Enflasyona karşı nasıl koruruz? Nasıl, nasıl değerlendirebiliriz? Ederiz? Nasıl daha fazla bunu koruyabiliriz? Bunu konuşacağımız aylardan bir tanesi ama güzel. Öner çok güzel Güzel söyledi. İşin içerisinde Uranüs var. Hı -hı. İşin içerisinde Uranüs olduğu zaman da biz hep şunu söyleriz. Beklenmeyeni bekle. Hızlı, ani, beklenmedik, sürpriz gelişmeler bunlar belki toplumsal konularla bağlantılı olabilir. Hı -hı. Hı -hı. Mesela az önce söylediği gibi tarım, araziler, çiftçiler bunların çok öne çıkacağı. Ee, yine doğayla bağlantılı konu ve olayların çok hızlanacağı bir süreç Hı -hı. ama her şeyden önce Boğa burcu bankacılık sektörü burada verilecek önemli kararları da karşımıza getiriyor. O yüzden de hem finansal alanda hem bu alanlarda hızlı gelişmeler bekleyebiliriz. Hı -hı. Yine tabii işin içerisinde Uranüs olduğu için Uranüs topluluklarda insanlarda bir uyanışın göstergesidir. Hı -hı. Hızlı tepkileri bazı tepkisel durumları başkaldırışları da karşımıza getirebilir ki. Ee, özellikle biz bu yeni ayın haritası nereden geçiyorsa o alan, o ülkelerde daha fazla bunu bekleyebiliriz. Mesela Fransa, geçtiğimiz Hı -hı. günlerde çiftçiler orada Hı -hı. çok ee, ciddi eylem, çok ciddi eylem yapmışlardı. Mesela bu ay aslında bu konuların çok daha hız kazanacağı aylardan bir tanesi. Ve Avrupa Hı -hı. üzerinden çok ciddi etkileşimler var. Birazdan e, Öner Hani daha çok e, astro ile yaptırım. coğrafi haritalarla ilgilendiği için bunları verecektir. Ama biz bu ay... Parayı konuşacağız. Türkiye olarak da parayı konuşacağız. Çünkü 23 Mayıs'taki Dolunay'da hı hı. E, bizim para evimizde gerçekleşecek. Hı hı, o yüzden hani. Mesela yabancı insanlar, yabancı yatırımlar özellikle borsa alanında bunlarla Aha. ilgili konular özellikle 23 Mayıs artı eksi 3 gün ondan sonraki dönem çok daha fazla gündemimize yerleşecek. Yine dövizde hareketlilikler bekleyebiliriz. Bunların Hı. da tarihlerini elbette ki yaptığımız çalışmalara göre bu bir e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber altın, iniş çıkışlar bunları konuşacağız. Bu Harika. Programda. Ee, şimdi bankacılık deyince aklıma geldi. Sizi şaşırttı mı mesela bazı kalemlerde yeni stopaj açıklandı. Hafta içerisinde evet. e, bununla bağlantılı diyebilir miyiz? Tabii, Tabii şimdi sen lütfen. Yok yok. Ee, yani şimdi bankacılık sisteminde Bazı aslında reform yeni, ve evet, yeniler var? Kararlar da gelebilir ee, yani. Ve daha evvel uygulanmamış sistem ve yöntemlerin Hı -hı. bankacılık sisteminin daha fazla dijitalleşmesine yönelik bütün Hı -hı. girişimlerin çok artacağı bir zaman diyelim. Hani diyoruz ya bu yeni ayı daha ileride biz geri dönüp çok hatırlayacağız hı hı. E, ve aslında kendimizi güvencede hissetmek istediğimiz hı hı. şimdiye kadar kullandığımız yatırım alanlarından daha başka yeni yatırım alanlarının da belki devreye girmeye başlayacağı. Çünkü boğa burcu garantili yatırımla alakalı ama astrolojide Uranüs evet. e, Hande'nin de söylediği gibi e, beklenenden ziyade yeni hı hı. beklenmeyen bu da nereden çıktı dediğimizle alakalı. Dijital paralar zaten hı hı. yani artık devletlerin, kurumların, bankaların dijital paraları devreye girmeye başlıyor. Bir yerde sanki 2030'a doğru baktığımızda astrolojik açıdan hani böyle tek dünya devleti gibi bir hı hı. döneme doğru gidiliyorsa dijital paraların sanki halmanlanacağı, farklı ülkelerin kurumların çıkarttığı sanki yepyeni bir ekonomi sistemi içerisinde şimdiye kadar biz mesela hep nakitle hı hı. E, büyümüş bir jenerasyonuz bizden evvelki jenerasyonlar da öyle sanki bu nakit olayının çok değişmeye başladığı belki kripto paralar buna bir hazırlıktı ama hı hı. dijital para başka bir şey çünkü sonuçta bir merkeziyetle Tabii. alakalı e, bu yüzden burada çok sivri hareketler hı hı. bekleyebiliriz. Sadece bu 8 Mayıs yeni ayı değil daha sonra bu yeni ay derecesinin tetikleneceği bazı tarihlerle beraber de Hı -hı. olacak o. Ee, ama mesela bu ay içerisinde benim çok dikkatimi çeken Hande değinecektir eminim. Biz güneş merkezli astroloji haritasına da e, bakıyoruz. Yerden baktığımızdan zaman da. Mesela e, bu ay sonuna doğru ayın 26'sı civarında olabilir. Güneş merkezi Venüs Jüpiter kavuşum var. Şimdi altın fiyatlarında biraz düşüş deneyimledik ama ben yine biraz daha ileri de enteresan bazı çıkışlar da beklediğimi diyorum. söyleyebilirim. Aha. Daha evvelki programda biraz bahsetmiştim. 2026 yılı altının Aha. çok daha zirve bir dönemi mesela. Bu yüzden sanki her düşüş aynı zamanda insanlara bir fırsat yaratıyor gibi. Tabii. Bir tarafında. Alım fırsatı diyor ya tüm evet. uzmanlar işte. Evet. evet. Için. Böyle bir e, fırsat dönemi.